İlk videomuzda, 3'e ayırdığımız psikoaktif ilaçların son türü olan halüsinojenlere geldi sıra. Bu tip ilaçlar, adından da anlayabileceğiniz gibi, halüsinasyonlara ya da aslında var olmayan hislere neden olurlar. Genel olarak tüm halüsinojenler, algı ve duyguda değişikliğe neden olsa da, kendi içinde birbirinden çok farklı fizyolojik etkilere neden olan birçok farklı türü vardır. Bazı halüsinojenler tıbbi olarak da kullanılıyor ki bundan videonun sonlarına doğru bahsedeceğim. Ama önce stimulanlar ve halüsinojenler arasındaki çizgide bulunan bir maddeden bahsedeceğim. Ekstazi. Ekstazi hem stimulanların hem de halüsinojenlerin sınıfına dahil olan sentetik bir maddedir. Stimulanlar gibi hemen hatırlayalım bunlar uyarıcılardı. Dopaminin ve serotonin'in çok yükselmesini sağlar ve öforiye yani büyük bir coşkuya neden olurlar. Ve aynı zamanda vücudun merkezi sinir sistemini de uyarırlar. Ekstazinin alınmasının ardından alan kişide yüksek tansiyon, sıvı kaybı ve sıcak basması meydana gelir. Ve bu durum bazen kullanan kişiyi ölüme bile götürebilir. Ekstazi aslında serotonin üreten nöronlara zarar verir. Serotoninin birkaç işlevi var ve bunlardan biri de kişinin ruh halini yatıştırmak. Ve eğer bir kişi serotonin üretemiyorsa, sürekli depresif bir ruh halinde olur. Bu da ekstazinin yan etkilerinden biridir. Bu anlattıklarım, stimulan olarak görülen kısmı. Şimdi de neden halüsinojen olarak görüldüğüne gelelim. Ekstazi, halüsinasyon ve aşırı hislere neden olur. İnsanlar genellikle sosyal bağlılıktan ve yakınlıktan yapay hisler elde ederler ve aynı zamanda var olmayan şeyler de görürler. Yani özetlemek gerekirse, ekstazi aynı bir stimulan gibi kalp hızınızı ve diğer bedensel faaliyetlerinizi arttırır ve bir halüsinojen gibi var olmayan şeylerin var olduğunu düşündürür. Başka popüler bir halüsinojen de ki ciddi anlamda akıllara gelen ilk örnekte budur LSD. LSD tıpkı diğer halüsinojenler gibi serotonin iletimini engeller ki bu da insanların aslında var olmayan bazı hislere kapılmalarına, yani başka bir deyişle halüsinasyon görmelerine neden olur. LSD kullanımındaki halüsinasyonların çoğu, işitmenin aksine görseldir. Yani olmayan şeyleri duymak yerine, var olmayan şeyleri görürler. Bir başka madde olan esrar da, başka tür maddelerin özelliklerine sahip olsa da, hafif bir halüsinajen olarak da görülmektedir. Esrardaki esas etken madde, THC'dir. Bu madde renklere, seslere, tatlara ve kokulara karşı hassasiyeti arttırır ki bu kısmı halüsinojenik kısmıdır. Tıpkı alkol gibi esrar da kişideki engelleri kaldırır, merkezi sinir sistemini rahatlatır ve motor koordinasyonla algılama yeteneğini zayıflatır. Yani araba sürmek gibi eylemler sırasında kullanılması daha da sakıncalıdır. Esrar aynı zamanda hafızanın düzenlenmesini bozar ve kısa süreli hafıza ya da etki eder. Alkolün aksine, THC maddesi tüm hafta vücutta kalır. Yani bağımlılar aynı derecede etki alabilmek için çok yüksek dozlara ihtiyaç duymazlar. Bazen esrar tıbbi durumlarda acının ve bulantının hafifletilmesinde ve dindirilmesinde kullanılır. Ama tabii ki herhangi bir ilaç tedavisinde olduğu gibi Olumlu etkilerinin karşısında oluşabilecek olumsuz yan etkileri göz önünde bulundurulmalı ve dikkatli karar verilmelidir. Halüsinojenlerin kullanıldığı tıbbi durumlardan bir diğeri de TSSB tedavisidir. Yani travma sonrası stres bozukluğu. Bazı tür halüsinojenler kişilerin güçlü duygusal tepkilerinden bağımsız bir şekilde geçmişten gelen kötü anılarına ulaşmalarını sağlamaktadır yani normal koşullar altında hatırlamalarının mümkün olmadığı travmatik anılarını hatırlamalarına yardımcı olur.